var çok güzel. Demreler düştü tabii. Biraz soğuk ama olsun. Kuru soğuk insanı ısırmıyor. Nemli soğuk çok kötü. Bahara ne kaldı? Önümüz yaz. Yaz tabii. Yazın arzular şelale bir yerde. Hadi damsız Cahil abi be, hadi be. Cahil, şarbon hastalığına yakalanmış inek sürüsüne döndük ha hep beraber. Damsız Cahil abi, Necmi ablayla beraber dinliyordum. Sen mekanı at, ben geliyorum dedi. Ulan, damsız Cahil, ne diyorsun oğlum sen? Adam daha dün mahalleye yeni geldi. Bugün yürüyor mu? Bravo, bravo be. Var nasıl? Özür açılmadım. Yok baba, nerede? Bir kilo patates koyduk, o bile kâr etmedi. Bu benim. Valiz mülis ya. Hani gelmiyordum? Kimdir bu gamsız? Aslı ne, faslı ne? Neyin nesi, kimin nesi efendim? Evet. Yani ben Necmi ile aralarında bir şey var demek istemiyorum. Yanlış anlama. Ama araştırmak, araştırmak lazım. Biz de Nezaket Hanım'la Allah kısmet ederse butik açacağız. Ben dikeceğim, o satacak. Kadın başımıza. Ne olmuş? 40 yıldır kadın başımıza yaşıyoruz. Evelallah. 35. Aslında 34 ay hesabıyla. Böyle bak. Ne var? Kim aradınız? Celal Bey'in evine bakmıştık. Hangi Celal? Gamsız, gamsız Celal. Siz onun nesi oluyorsunuz? O. Hı? Arkadaşlar oluyor. Ha. Gelin bakalım. Buyur. Kardeşlerim ne oldu size? Size bunu kim yaptı? Söyleyin, dalanı alayım. Genciz abim. Bu devirde ekmek iki yerde bulunur. Bir aslanın midesinde, bir de ekmek teknesinde. Selamün aleyküm, kahve millet gelir insanları. Sen ayakta uyuyorsun oğlum. Allah! Canım tıkanmadın da belli bir kerata. Yengen geliyor, koş iki gazoz kap. Tamam abi. Evlensek ben sana bütün dünyayı alırım. Ne diyorsun sen be? Allah! Allah! Ne haber lan deli? Bu çocuğa şahit ol, kefil ol, ifade ver. Anne, Allah aşkına söyle. Ulan bu para bizi bozmasın be. Tüm bardaklar dolsun. Kız çocuğun böyle kıyafetlerle vücudun orasını burasını teşhir etmesi pek yakışık almıyor efendim. Görücü gelecek, siz hala uyuyorsunuz. Nerede bu Jale ya? Bana ne lan Jale'den? Peki zeytini getiren kuş dişi miydi, erkek miydi? Usta! Başlayacağım ustana. Nerede sultan kerkeres? Bir eksiklik, Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Hiç acımadan dövdüler mi? Ben böyle yaratıkları var ya uzayda görmedim. Hepsi böyle kızıl dereli gibi, kızıl dereli. Böyle kasabın
Böyle püftek dövdüğü gibi dövdüler bizi Ayhan Hanım abla. Bereket ve dayanıklı insanlarmışız ki yani yekpare yaşıyoruz. Ulan sebepsiz yere kimseyi dövmezler. Ne yaptınız anlatın ki dayan nereden geldiğini anlayayım hadi. Dayan cennetten çıkmadır diyorlar. Ama dayanlara bakılırsa pek öyle görünmüyor. Dikilip durmayın cehennem zabanisi gibi. Tiyatro mu oynuyor burada? Hadi odanıza. Ay ben böyle bir şey görmedim. İnsanı dayaktan soğutuyorlar. Ne var be? Neye gülüyorsunuz? Kim vurduysa elleri yanına yüzünü kalsın. Yok muydu peki polisi bilmem nesi zaptiyesi? Ablam sen de laf söylüyorsun be. Dağ başı. Piyuuu. Oraya değil polis arabası. Biz minnacık köfte arabasını zor çıkarttık yokuş yukarı. Babacığım. Babacığım. Destur ver. Kardeşlerimizi bu hale koyanların yanına koymayayım. Eline koluna kuvvet Celali Bey. Kuzu kulağımın ahını onların yanına kar bırakma. Sana altından taht, gümüşten saray yaptırayım. Estağfurullah anneciğim. Vazifemiz. Maşallah hanım ya. Aferin. Her işi bıraktın. Çete başı oldun başımıza. Bravo. Bravo enişte. Sen de bizi çete suçlamasıyla ipe çekmeden biz yavaş yavaş artık kalkalım. Ay. Bir yerlere bırakmam kuzu kulağımı. Sokaklar it kopuk da olur. Gündüz bunları yapan gece ne yapmaz? Babacığım, destur ver. Biz kirli kardeşimle ufak ufak gidelim. Ben kardeşime bakarım. Anneye fazladan yük olmaz. Ya ne yükü be? Ben yediğim dayaktan bir dimdik kaldım zaten. Ya! Celal Bey, eğer onları bulursan bir yumrukla benim için fark et. Ya! İhtimalın kartal kanından mı açtı? Ya. Canını seven kaçsın. Ya! Zeynep. Allah. Ulan. Ben şöyle uzayayım be Allah. Uzan bir tane. Dur. Ayacıklarını da koy. Ha, aman düşeceksin yavrum. Boşuna terk ettim Mahtu Gülümce. Ama hak etti. Sen kim oluyorsun da aile fotoğrafı çektirip evime kadar yolluyorsun? Değil mi? Asıl Sona'yı görecektiniz. Kıza bir tokat attı. 9'a değil 19'a kadar saysanız kız yerinden kalkamazdı. Kalkamadan çıktık zaten. Az bile yaptım abla. Aslında daha fazla rezil olmayacağımı bilsem böyle saçlarını ellerime dolayıp yerlerde sürüklerdim ama tarzım değil işte. Mehpare, sende bu kağıt yok mu? Yoksa yumruğu yedikten sonra gözlerin mi açıldı? Vurmak değil, böyle gözlerine uyup yerinden çıkarasın geldi. Ama kör olur diye korktum. Gözlerinden bellidir cevriyem. Sen de kara sevda. Fosforlum sende kara sevda var. Denizlerin kumuyum. Balıkların buluyum. Bak ulan bir Allah'ın kulu da diyor mu ki babacığım gel. Sen de şu meclise katıl, terennüm et, kuşlarınla şakı. Buyurun. Susun ya. Baş hemşireyle başımı belaya soktum. Ay, bulu. Ay senin o ışıl ışıl bakan gözlerini yerim ben. Bulu. Yeme anne bak sonra gene göremem. Ay ne kadar şakacısın Süha. Sen görmezken bir şakacıydın, şimdi iki. Anne nereden bildin? Ben hakikaten ilk gördüğüm şey böyle iki oldu hem de böyle parmaklı iki. Ay! Ay! Ay bulu. Senin o yaprak dolması parmaklarını hem yapar annesi. Anne sen de gece vampir oldun galiba ya. Elim yiyor, gözüm yiyor. Ben dolunay falan göremiyorum. Anneciğim şimdi ben senden böyle minicik bir şey istesem yapar mısın? Emret paşam. Ama bak ne istersem yapacağına söz ver.
Ekmek Musab çarpsın de, Kur'an Evliya çarpsın de, bir de ateşe kör gözle bakayım de. Külliyatıyla tamam dedim, söyle. Anneciğim şimdi ben bu benim gözlerimin açılma şerefine mümkünse böyle bir dizi açılış şenlikleri düzenlemek istiyorum. Tabii paşa, gün de senin, şenlik de senin. Ama bu evde düzenlemek istiyorum. Yani mümkünse dostlarımla göz göze, diz dize, gönül gönüle, baş başa. Olmaz, olmaz paşa. Bu evde zinhar olmaz. Olur anne. Olmaz. Olur, olur. Olmaz. Olur. Bırak ablacığım, bırak. Beni canımı yakan aldığım ağır darbelerdeki ağır yaralar değil. Yani benim asıl şuram acıyor. Şuram. Aman aman aman, dağlara taşlara. Yoksa babam gibi senin de mi kalbinden derdin var? Derdim var ama kalbimden değil. Yani kalbimden ama sağlıkla ilgili bir problem değil. Bir nevi gönül yarası. Ya. İnşallah. Bu saatte. Yoksa polis o eli kırıldığı sıcaları mı yakaladı? Alo? Ayhan Hanım anne. Rahatsız ediyorum ama mümkünse mehpareyle görüşebilir miyim? Ay boyun devresin Süha! Ay yedin bitirdin beni! Bu saatte. Geç oldu ama bakayım uyumadıysa. Mümkünse. Mehpare! Telefon! Bu toramanın da gözü bir açıldı tam açıldı. Yat anneciğim, yat da sırtına bir bakayım. Dokunma sevenlere be abla. Bak, gözü açılmayan bir tek ben kaldım. Ya. Anne, kimmiş? Başvekil Tosun Paşa. Efendim, bir şey mi var? Mehpareciğim, biliyorum bana kızgınsın ama şimdi hem bu benim gözlerimin açılma şerefine hem de senin beni affetmen şerefine yarın akşam böyle bir parti vermeyi düşünüyorum. Kardeşlerimi de alıp gelirsen çok sevinirim. Dört gözle bekliyorum. Özür dileyecek misin gelince? İki gözüm önüme aksın ki dileyeceğim. Dile benden ne dilersen mehpare. bilmiyorum. Bakarız. Yarın konuşuruz. Müsait olursak geliriz. Bay bay. Bay bay mehpareciğim. Rüyanda beni gör tamam mı? Mümkünse ben seni göreceğim çünkü. Hadi gözlerinden öpüyorum. Ben de. Ne ben de? İyi geceler dedi. Ben de dedim. Allah'ım be sabirim. Abla ben de onu diyorum vallahi ya. Benim de artık sabirim kalmadı be. Kim üzdü kuzu kulağı mı? Kim üzdü? Eniştemden başka kim üzecek? Önüne gelene, devisine, hırsızına, katiline yani yardım ediyor. Ama sıra bize gelince bizi bir fustan saymıyor. Hiç öyle şey olur mu? O senin baban sayılır. Baban. Sayılmıyor ama. Yani şu gamsız Celal'e yaptığı yardımın santimde birini bana yapsa... Abla bırak iş adamı olmayı. Ben var ya atom mühendisi olurum, atom. Yani katil değiliz diye mi bize böyle üvey evlat muamelesi yapıyor acaba? Celal katil mi? Ben öyle bir şey demedim ki abla. Yani kimsenin ahrını almak istemem. Siz bu meselenin peşini bıraksanız da ben bırakmam kirli. Bir yerde abilik meselesi. Ya beladan uzak durmak lazım be Celal abi. Yani bizi bozar. Selamet kenarda durmaktır ya. Kirli, siz paşa paşa bir kenarda durun. Bana meseleyi anlat, gerisine karışma. Yani çok yumruk yemişim. Hafızam böyle silinmiş gibi. Hiçbir şey hatırlamıyorum desem inanır mısın abi? İnanmam. Bak kirli. Bana bu meseleyi teferruatıyla anlat. O şerefsizlerin yerini söyle. Sana var ya vebali ağzına kadar et dolu göveç ısmarlayacağım. Oy 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 oy. Allah insanı gırtlağıyla imtihan etmiş. Bak, üstüne bir de 5 santim kalınlığında kaymak olan ekmek kadayıflı. Şerbetini kaşıkla yiyeceksin kirli. Oy 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 oy. Allah'ım ben bu imtihanı kaybediyorum galiba. Hadi anlat. Bunlar da acabası. Şimdi hadise şöyle oldu.
biz rızkımızın peşinde daha çok köfte nasıl satarız diye düşünürken birden bir mahalleye düştüm. Birden tıpkı Apache filmlerindeki gibi etrafımızı çevirdiler, çembere aldılar. Yani Akunalar, Siyular, Mavi Ayaklar, Navajolar hepsi birden komple bindiler tepemize. Vay şerefsizler. Belki tırsarlar diye bu gamsız Celal'in arabası, o bizim en büyük ortağımızdır dedik, daha da gözleri döndü. Meğer orası senin eski mahalle değil miymiş? Vurmayın dedik, vurmayın dedikçe vurdular. Durmadılar, vurdular. Biz de anlamadık. Ben anladım ki yarın intikam vaktidir. Benim yüzümden kardeşlerimi dövmek. Ulan ben sizin hepinizi kıtır kıtır doğramazsam ne amirdim? Aman kurbanın olayım Celal abi. Yani Cengiz'e bunu benim sana söylediğimi söyleme, tamam mı? Çünkü incinir bulaşık. Yani gururu kırılır. Değil mi? Şşş Celal abi. Bir de yemek sözünü sakın unutma. Merak etme Kiri. Ben kimin neresinin kırılacağını çok iyi bilirim. Sen ne istiyorsun bu çocuktan be? Allah Allah. Ya ne isteyeceğim adam olmasından başka hanım ya? Adam olmamış da ne yapmış? Kimin tavuğuna kış demiş? Cengiz kümese girse bırak kış demeyi. Ne tavuk bırakır ne de cücük be. Sen böyle salıverirsen, elinin tersiyle itersen daha ne bekliyorsun ha? Elin katiline babalık yapıyorsun da benim yetimime gelince damarın tutuyor. Ya katil matil ne diyorsun sen hanım ya? Ben demiyorum, herkes diyor. Senin o Celali zebanisi idamlığın öndeki deneymiş. Elinde urganla mı dolaşıyorsun hanım? Cellat kesildin başımıza. İftiradır. Pes yani bey, pes. Pes, pes. El alemi gelince nasıl hemen müdafaa ediyorsun? Aslan kesiliyorsun. Ya, tamam, tamam. Yarın alır karşıma konuşurum. Sabihinle. Konuşma, babalık yap. Bak, bu yaşa geldi hala bekar geziyor. Eniştesine bakıp ıslanmıyor ki. Evlenmeyen bir pişman, evlenen bin pişman. Ne dedin be? Allah rahatlık versin. Evladım sayılırsın, elimde büyüdün. Maksadın nedir? Ne yapmak, ne olmak istiyorsun? Enişte be, madem ki benim bu kadar derinime inmek istiyorsun, bu yolculukta baş başa olmamız lazım. Ha, ben hamura bakayım ustacığım, öğlen ekmeği için değil mi? Gel bakayım, gel. Gel otur şöyle. Enişte, müsaadenle bir sigara yakabilir miyim? Sen, alır mısın? Öksürtüyor, sağ ol. Enişte be, Allah seni inandırsın. Şu fani dünyada var ya, istediğim tek şey zengin olmak. Ev bark sahibi olmak. Ya böyle helal süt emmiş bir kadınla, yani bu şartlara Necibe Hanım caizdir. Bir şekilde evlenip çoluk çocuğa karışmak, hani aklında bulunsun diye söylüyorum, yanlış anlama. Hani bugüne kadar neye elimi attıysan, Allah seni inandırsın, hepsi kurudu ya. Yani harbiden kafayı yiyeceğim ya, ekmek çarpsın. Eski bir laf vardır, sabit kadem ol. Dur temenni de iyi değil, maksudun rehber olan nagâh tecelli. O ne öyle ya, ayetel kürsi gibi. Hadi vaktiyle. Delinin biri padişahın kızını alacağım diye tutturmuş. Herkes bu deliye gülerken padişah duymuş delinin bu sözünü. Demiş ki,
Bir padişahın kızını şah da ister, geda da. Çağırın, ona yapamayacağı bir şey söyleriz, o da bu sevdadan vazgeçer. Şimdi padişahla deli, saltanat kıyına binip açılmışlar denize. Denizin ortasında padişah parmağındaki yüzüğü çıkarıp cuk atmış denize. Şimdi demiş git, bu yüzüğü bul, getir, kızımı sana vereceğim. Deli konserve kutusunu almış eline. Başlamış denizin suyunu çekmeye. Haklıca denizin suyunu bitirip yüzüğü bulacak. Delinin bu tıngırtısına rahatsız olan balıklar toplanmışlar. Ya demişler, bu delinin çekmesiyle bu denizin suyunun biteceği yok. Ama bunun da bu işin peşini bırakacağı yok. Ne yapalım? Bari şunun yüzüğünü verelim de rahata erelim demişler. İhtiyar bir balık almış yüzüğü, kıyıya yüzmüş. Tıngırt, delinin konserve kutusunun içine atmış yüzüğü. Deli de yüzüğü almış, saraya koşmuş. Padişah çaresiz vermiş kızını deli. Ne padişahlar var be. Sabit kadem ol, dur temenni de ey değil. Maksudunda rehber olan naga tecelli. Yani insan istediğinde ısrarlı olmalı, arkasında sağlam durmalı. Mutlu olmak güzel bir şey Cengiz'im. Ama mutlu olmayı hak etmek daha güzel bir şey. Ya babanın içine mi doğdu ne? Bırakmıyor ki Cengiz'i gidip intikamımızı alalım. Haftaya mı ertelesek Celal abi? Baksana hava hiç futbol oynamaya müsait değil. Ya ben de geleceğim. Hem hiç mahalle kavgası görmedim. Hem belki fotoğraf çekerim. Ha? Ablacığım, sakınan göze çöp batar misali. Senin tırnağına halel gelse benim dünyayı yakmam iktiza eder. Yine de babaya kendimi affettiremem. Yani ben gelmiyor muyum? Basın görevlisiyim, savaş muhabiriyim desem. Sen sütle gerisinde kal, küçük kirpi. Hem dükkan bugün de zarar etmesin ya. Ablacığım, babaya çaktırmayalım. Biz hemencecik gidip gelelim. Eh be babacığım, eh be babacığım. Bırak Cengiz'i de Cengimize gidelim be. Savaşmamak lazım. Kenarda durmak lazım. Olur mu usta ya? Var mı öyle iki kişiye karşı 40 kişi dayak atmak? Delikanlılık da yazar mı bu usta? Uzatmamak lazım. Ha, 2.80 uzatmak lazım. Neyi uzatıyoruz dostum Korkut? Neredesin lan Soha? Evdeyim dostum lan Korkut. Akşamki parti için anneme tam kadro yemek siparişi veriyorum. Aa, gündüzki parti bitti, akşamki partiye mi hazırlanıyorsun? Çabuk buraya at, Cengiz abilerin intikamını almaya gidiyoruz. Bekleyin, Yıldırım hızıyla geliyorum. Mümkünse en güzel günler sizlerin olsun. Yaz yaz bitmiyor. Anne benim şu kahverengi ceketimi versene, benim uçak hızıyla gitmem lazım. Bana bak, olduğu yerden kendin al ceketini. Zaten başıma bir işi yıktın, şimdi de kaçıp gidiyorsun. Beyaz kremayı yazdın mı anne? Yazdım Allah'ın cezası, yazdım. Bak, kivi alınacak, şeftali alınacak, muz alınacak, mevsim çileği alınacak. Bir de grafon kağıtlarıyla balonları sakın unutma ha. Benim balonlarım vardı, onları kimler aldı? Başlı senin balonlarıma bir başla. Hadi baş. Zürafa kadar oldu, bir türlü büyüyemedi bu çocuk. Şimdi ben ne yapacağım? Butikle mi uğraşacağım, bunun partisiyle mi uğraşacağım? Hay Allah'ım ya. Aklıma mukayyet ol yarabbim. Hay Allah sizden razı olsun Ayhan Hanımcığım. Dükkanı bir de siz görün istedim, beni kırmadınız. Kırar mıyım seni hiç Necibeciğim? Şunun şurasında kaç kişiyiz? Birbirimizi kollamazsak, gözetmezsek nerede kaldı komşuluğumuz, ahbaplığımız? Allah eksikliğinizi göstermesin. Bana bu saatten sonra annelik yapıyorsunuz. Aa, ben senin ablan sayılırım ayol. Teşbihte hata olmazmış ama baltayı taşa vurdum. Benimkisi Latife canım. Aa, balta dedin de aklıma geldi. Duydun mu ormancı Celali Bey'in marifetlerini? Selamın kavlen. Ne marifeti? Karısını doğramış ayol. O yüzden ormandan atılmış. Diyenlerin yalancısıyım tabii. İftiradır. Hangi devirde yaşıyoruz? Aman canım, bize ne ellerin lakırtısı işte. Hadi gidelim.
Ay Necibecim. Allah hakkı için seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum Ayhan Hanımcığım. Şu eve bir gelin geldiğini görseydin. Bismillahirrahmanirrahim. O da nereden çıktı? Neyse canım, böyle şeyler ayaküstü konuşulmaz. Benimkisi dua dua. Bir eksiğimiz var mı gençler? Yok Celal abi. Tam teçhizatlı hazırız. Yalnız dükkandan bir emanet kapsa mıydım ben? Ne gereği var koçum? Bu emanetin neyi var koçum? Allah'ın verdiğini kuldan mı saklayacağız? Hakikaten abi, ne lüzum var emanete mumanete? Bak bir kelime daha edersen var ya, seni kahveye bırakırım, hiçbir yere de götürmem. Ya şimdi arkadaşlar, böyle durduk yere hiç tatsızlık falan çıkarmasaydık ya. Gideceğiz şimdi adamları döveceğiz, möveceğiz, ağlayacaklar falan. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye bence ama neyse. Yemek buldun mu yiyeceksin, dayak buldun mu kaçacaksın demiş atalarımız. Bildikleri vardır elbet, cengiz. Gençler, burada böyle sohbet mi edeceğiz? Hadi gidelim. Mümkünse beni de bu güzide operasyona dahil ettiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani daha önceden haberim olsaydı anneme bir çelik yelek diktirdim ama artık ne yapalım, sağlık olsun bir dahaki sefere. Ablacığım, biz bir arkadaşa bakıp geliyoruz. Anlaştık mı? Bir daha dünyaya gelirsen erkek olmak isteyeceğim. Anlaştık. Hadi gençler, gidiyoruz. Hadi. İsyoncu şerefsiz. Haysiyetsiz şerefsiz. Kanımız yerde mi kalsın? Yazık. Bedava yaptık. Koş koş koş. Cenklere menklere koş koş koş. Oo, sevgili Rasım Songül. Geçici köfte ortağım olacaksın. Geçici köfte görevine hoş geldin. Hoş bulduk. Dayımlar nereye gidiyor? Şöyle bir 250 gram intikamları varmış. Onu alıp gelecekler. Lan kirli. Harbiden bu gamsız Celal bizim onun geçmişini öğrenmek için mahallesine gittiğimizi öğrense. Herkesten önce bizi kesmezse şerefsiz. Ya sus be Cengiz. Çeneni kapa. Ben hadiseye tamamen bir tesadüf süsü verdim. Ha. Yani böyle çeneni oynatıp da ortalığı karıştırma be Cengiz. Tamam bak. Duymadım, işitmedim, koklamadım, bilmiyorum, hatırlamadım. Bak lan şunu mu kaybettim tamam. Beş maymun kabaret yaptı. Abi hatırlıyor musun? Küçüktük. Hani çekirdek içinde ondan ne dayak yemiştik. Sus lan bir can. Keçi boynuzlarını ben mi çalmıştım ha? Gömleğinin yakasından içeri doldurdun da doldurdun. Sus, sus. Celal abi, şimdi biz kavgaya gidiyoruz ya. Ben böyle istediğim yere vurabilir miyim? Kural dışı bir hareket yapıp diskalifiye olmak istemiyorum. Mümkünse bu benim ilk mahalle kavgam. Siham, kavgada yumruk sayılmaz. Ama sen yine ne et, et kafa nahiyesine çalışma. Beyin meselesi bir yerde. Arzular şelale. Ay tutturdu bir açılış partisi diye. Ay oraya mı koşacağım, buraya mı koşacağım vallahi. Ay kızların gönlü kırılmasın isterim ama ya nasıl yollayacağımı da bilemiyorum. Nusret Bey bu böyle partili martili şeylerden hiç haz etmez. Ay Ayhan Hanım, sizin benim canıma kastınız mı var? Süha sabahtan beri ortalığı kırdı geçirdi. Ay bir lokmacık kaldı ayol, onu da siz tüketin bari. Ay kızlar gelmezse paşam ortalığı yıkar devirir vallahi. Ayol bunlar gürü halinde nereye gidiyorlar böyle? Sizler mi? Arzular Şelale anneciğim, ablacığım, Necibe Hanım. Siz böyle bütün çocukları arkanıza tren vagonu gibi takmış nereye götürüyorsunuz Allah aşkına? He? Kuzu kulağım, sen bu halde nereye gidiyorsun? Nasıl kalktın? Ablam bir şeyim yok. Şimdi bir arkadaş var, askere gidiyor. Hareme kadar bir gideceğiz, akacağız, el sallayıp döneceğiz. Anneciğim, çocuklar bana emanet. Senin gününü tasa etmesin. Anneciğim sen sakın merak etme, ben kafanın ailesine çalışmayacağım. biz otobüse geç kalmayalım. Bir an evvel gidelim. Merak etme abla. Bunlar asker uğurlayalım filan derken böyle bir cinayet mesele olmasın? Aman Ayhan Hanımcığım, ağzınızdan yel alsın. Bana bakın, bütün adamlar bir araya toplanmış. Yoksa erkekliğe mi gidiyor bunlar? Aman canım, o öndeki küçük çocuğu götürüyorlardır herhalde. Ne bileyim ben. Aman siz de hadi. Afiyet bal, şeker olsun. Dostlarınıza da tavsiye edin. Hayır işte. Yine bekleriz. Nasıl yapıyorsun bu işi ya? Ben olsan dilimde tüy biterdi. Evladım, ticaret. Ağlamayana mama yok. Mama teknesi.
ufaktan belliydi böyle bir iş yapacağım. Mama mama diye ağlardım. Anne demek istiyordum ama aranızda İtalyanca bilenini ara ki bulasın. Oh mamma mia. Ne diyorsun kerata? Babacığım İtalyanca miau diyorum. Fransızcası da dölü miu, dölü miu. E dayınlar nereye kaybolmuş kuşum? Dayak yedikleri mahalleye gitmişler baba, intikam alacaklarmış. Ne ustan, ne tektirden, ne de kötekten uslanıyor bunlar. Allah'ım sen akıl fikir ver. Bari başlarına bir iş gelmese. Başlarında Celal abi var baba. Merak etme, bir şey gelmez. Bu eksikti. İki dakika çeneni tutamadın. Adımızı ispiyoncuya çıkaracaksın. Ne dedim ki? Elinin körünü dedin. Çabuk! Tek ayak üstünde domatesleri doğra. Kaldır. Cezalısın. Allah'tan ben varım. Yoksa insafsız birinin eline düşseydiniz, kıyınızda köşenizde ne varsa soyup sovana çevirirdi. Doğru konuş efendi. Karşında namahrem var. Şimdi sen bırak soğanı cücüğünü de şu listeyi ver bakalım. Tövbeler olsun. Ömrü hayatımda harama bakmadım, bakmam da. Allah da baktırmasın. Neyse işimize bakalım. Şimdi hanımlar öyle korktuğunuz, ürktüğünüz gibi bir şey yok. Canım Allah'tan başka neden korkacağız ki? Tebrik ederim Ayhan Hanım. İrfan sahibi bir insansınız ailecek. Efendim, şimdi burası bu haliyle pek cezbedici olmaz. İlk önce buraya bir asma tavan yaptıracağız. Kenarlarına da alçıpan çektireceğiz. Aplikleri de koydu muydu? Cadde Bostan Maxim gazinosu gibi 100 metreden gören buraya koşturur. Maxim'i Taksim'i de pek biliyorsunuz Ruhi Beyciğim. Canım, Muhittin'den geçmişliğimiz vardır. Her neyse. Şimdi yerler iyi ama bir cila attırmak lazım. Duvarları da alçılayıp saten boyayla pırıl pırıl yaptık mıydı? Değmeyin keyfinize. Sana ne adam keyfimizden? Sen gel hele şuraya gel. Şu hesabı çıkar bakayım. Gel. Canım siz hesaba falan kafanızı takmayın. Usta benim ahbabım. Kalfası da ahbabım. Çırağını mırağını tanırız. Malzemelerde maliyetine bir de koskoca Nusret Efendi var arada canım. Sizden de kar mı alacağız? Kurdun adı Yaman. Tilkicik baş keser. Çok dikkatli olalım. Parayı zapt etmek deliği zapt etmekten daha zordur. Evet. Anhası, minhası, küsuratı da attım. Benden olsun Yaman. 5 milyara burası tas tamam. Yok deve. Hayatımın en kötü günlerini geçirdim son ay. Aklımı kaçıracaktım az kalsın. Özür dilerim ama ben duyunca aklımı kaçırdım. Ay düşünsene Tolga, ne yapabilirdim? Birisi geliyor sana böyle 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 diyor. Selam verdiğim güne lanet olsun. Hadi canım bırak sen de. Biz de seni kitap kurdu sanıyorduk. Ama sen de az çapkın değilmişsin. Bir selam vermeyle olup bitene bakar mısın? Vallahi benim günahım yok Sonay. Kafaya takmış Astaroğlu. Benim kalbim de... Kafam da, ruhum da sana ait. Tolga, ne yapıyorsun bu kadar insanın içinde? Umurumda değil Sonay. Güzel bir şey söylüyorum. Bütün dünyada bunu duysun. Hem de kekelemeden söylüyorum. Hakikaten ha, bir anda su gibi akmaya başladın. Nazar değmesin. Sen çözdün dillerimi. Değdi. Heyecanlanınca böyle oluyor Sonay. Yapma ya. Ben ne yapıyorum? Sonay. Burada benimle çalışır mısın? Seni her dakika yanımda görmek istiyorum. Hem tek başıma zorlanıyorum. Beraber kotarırız işi. Ay çok güzel olur. Ama önce babama sormam lazım. Onun olurunu almadan evet diyemem. Olur. Bir an önce izin al o zaman. Ay, tabii alırım. Seni burada yalnız bırakmamak lazım. Hayır ne olur ne olmaz. Birine selam falan verirsin. Borçlu çıkarsın maazallah. Ya yapma ya. Şuan'ın gözlerinin açılma partisi var akşama. Gelir misin? Böyle bir açılışı kaçırır mıyım? Memlekette bir ilk. İnsanın gözünün açılması kolay olmuyor tabii. Hey! Şuradan!
Kim ulan benim kardeşlerimi döven terbiyesizler? Lan Kirli, şahtık şahbaz olduk iyi mi? Şerefimiz iki paralık oldu be kardeşim. Ya bu işler çocuk oyuncağı değil be Cengiz. Ha. Bizi bozar yani. Şöyle sodada bir yerde kuytulanalım be, gel be. Gel ya, yani sütle gerisinde durmak lazım, anlıyor musun? Tamam. Delikanlıysanız çıksanıza lan ortaya. Tayyare! Sus lan Bican, sus lan tayyare! Bela çağırmaz! Gençler, heyecanınıza çüş deyin. Ha? Ağır olun, oturaklı olun, cenk meydanındayız. Yok mu lan aranızda bir delikanlı ben yaptım diyecek? Hepiniz de tek mi giydiniz lan? Hey! Ben yaptım ulan. Ne olacak lan, ben yaptım. Gençler sır sırta verin, araya adam olmayın. Hepsi yalan söylüyor, ben yaptım. Var mı itirazı olan? Yanıt veriyorum, var. Al o zaman sana itiraz. Oy 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 oy. Sen benim yeni açılan gözüme nasıl vurursun terbiyesiz? Ya ben buna pis şakalar yapıyordum be Cengiz. Ya bu ne biçim bir şeymiş ha? Ne atı, ne atı be? Bu var ya, Bengül'ün önde gideni. Yürü Süham! Saldırın aslanlara! Ya! Ne şaka edin, çıkma lan! Yalan buraya! Bir kör teker gibi lan! Allah'ım şunu karıştırma lan, vurun lan! Saldır lan! Ya havadan destek, havadan destek! Hayır! Yürü lan! Ne yapıyorsunuz lan, dalaksızlar? Ulan! Git! Allah'ım! Ya, ayol adamın bir nikahımızı istemediği kaldı. Onun adı Ruhi değil, Tuz Ruhi. Şanslısınız. Ona kalsa ister. Üçü dördü bulur o, gene ister. Yaşını başını da almış. Saçının akından da utanmıyor. O saçın sakalın beyazında değil, paranın yeşilinde. Ama siz hiç canınızı sıkmayın. Ben onunla konuşurum. Allem etti, kallem etti. Onu da yaptıralım, şunu da çaktıralım derken dükkanın parasından ziyadesine fatura çıkardı. Ben ondan ziyadesiyle çıkarırım. Karnının ağrısının ne olduğunu biliyorum. İşini de ben indiririm. Ya, o zaman bu iş size emanet Nusret Bey. Ay, benim de kalkmam lazım. Daha dünyanın alışverişini yapacağım. O kör olmaya sıcak, paşamın gönlü olsun diye. Hadi bana bay bay. Ben de gideyim be. Akşama bir isteğim var mı? Canını sağlığı hanım. Selametle gidin. Hayırlı işler olsun Nusret Bey. Güle güle. Allah yardımcılar olsun. Kadın başlarına bir işe girdiler ama. Asıl bize yardım etsin usta. Onlar işlerini bilirler. Kaç kadın tanıdın kerata? Allah annemi gördüm, gerisine gerek kalmadı. Sen de haklısın. Öyle koşturup adamı ürkütmeseniz Cengiz şerefsiz hiçbir şey olmayacak. Ha, ha. Bak Cengiz. Ne? Köpek görürsen ha. Kaçmayacaksın. Ha. Abi. Hatta iktiza ederse ha. Soyunup yere çömeleceksin. Hadi be! Allah Allah! Lan bulaşık! Senin de kaçtığın uzaydan görüldü, uzaydan! Kandilli vasathanesinde fotoğraflarıyla belgeleri var oğlum, belgeleri! Yalnız helal olsun Suha! Tank gibi adammışsın, tank! Hakikaten helal olsun Suha! Böyle paletli tank gibi adammışsın. Vurduğunu devirdin. Ya bu benim özelliğim galiba ya. Ne bileyim evde olsun, böyle bir yere girdiğim bir zaman olsun, böyle değdiğim şeyleri devip parçalıyorum. Gençler, bu tip şeylerle böbürlenmeyin, gururlanmayın. Düşmanınızı küçümsemeyin. Bugün bana, yarın sana. Çizme de. Annemle Necip Hanım da mümkünse en güzel bir ortak oldular. İşte yeni butiğimiz. Vay be! Bu kadınlar da hayatın her alanına sızıyor vallahi, bravo. Arkadaşlar, bize de gidip içip sızmak kalıyor ha? Ayol askeri uğurlamaya diye savaşa mı gittiniz? Ne bu yüzünüz, gözünüz, üstünüz, başınız? Erkekleri ilgilendiren özel bir mesele Necip Hanım. Size hayırlı günler. Pardon,
Ben Gamsız Celal'in adı namına özür dilerim, bir borç bilirim. Monşante. Çift oynaklı, yürü! Sürüden ayrılan kurt kapar be, yürü! Ayol, bu Celal Bey'e birdenbire ne oldu böyle? Ha, deli midir, nedir? Bu yaştan sonra erkeklerden zılgıt mı yiyeceğim ben? Allah Allah. Hadi, hadi. Buradan da 300 milyonu çizdik miydi, hesap tamam Ruhi Efendi. Aman efendi, sen beni batıracak mısın? Vallahi de olmaz, billahi de olmaz. Sermayesini kurtarmıyorum. Ya sermayesi hepsi burada listede yazılı işte, elimdeki listede. Kontrol ettim, fazlasını çıkarttım. Ne hikmetse, fazlası da tam benim borcum kadar. Efendi, ne alakası var? O dostluk, bu ticaret. İşte aradan çıkarttığımız dostluk. Borcumun tamamı burada, sayıver. Ne acelesi vardı canım? Acele etmesek kim bilir daha neleri şişirecektin sen. Ama yine de Allah senden razı olsun. Dar zamanımda müşkülümü hallettin. Ne zaman başın sıkışsa hiç çekinme. İmkanımız varsa her zaman başımızın üstüne. Gerçi bu kadınların butik meselesinde yaptığın hesapla tırpanı vurdun. Bizi zarara soktun ama canın sağ olsun. Maksat iş olsun canım. Kadınların hesabını karıştırma. İşin bitince onlardan ayrıca alırsın paranı. Efendi, ne işleri var? Evlerinde oturacaklarına onun bunun ağız kokusunu çekecekler. Kadından esnaf mı olur? Vallahi mahallenin bereketi kaçacak. Bak, benim hesaptan kaçtı. Ya öldürür müsün, öldürür müsün ya? Sen önce şu cebindeki mahallene mukayyet ol, hadi. Günah benden gitti. Biz ikaz vazifemizi yaptık. Hadi bana eyvallah. Naim. Şunları çağır gelsinler, bakayım içeri. Ablacığım, bir falso yok inşallah. Ustam sizi çağırıyor. Vallahi ben bir şey söylemedim. Başkası söyledi. Benim ağzımdan kaçtı. Olmuş da ölmüşe çare yok. Yürüyün, huzura çıkıyoruz. İspiyoncu kirpi. Batırdın yine zehirli oklarını. Oklu kirpi. Yandılar vallahi. Allah düşmanım bile babamı karşısına çıkartmasın. Dedim, yanık ekmek gibi oldular. Baba, bize emretmişsin. Siz gelin bakayım şuraya. Nereden geliyorsunuz bakayım? Bir arkadaşımız askere gitti enişte. Çok eski bir arkadaşımız. Şimdi sen bize adını sorsan adını bile hatırlayamam ben. O kadar eski ki. Hatta hoplayıp zıplatırken üstümüz başımız dağıldı. Hani böyle en büyük asker, bizim asker yaparken böyle elimizden kaydı, üstümüze başımıza düştü. Benim de bu gözüm yeni açılmışken morarıverdi. Vallahi. Ne söylesek yalan olur Nusrettin amca. Doğru. Ne söylesek yalan olur. Baba, huzurunda boynumuz kıldan incedir. Doğruya doğru. Kardeşlerimizin intikamını almaya gittik. Allah'a şükürler olsun aldık. Senin yüzünü kara çıkarmadık. Ulan yüzümü daha ne kadar karartacaksınız be? Seni bunların başına abi diye diktik. Fena mı ettik yani ha? Burada kuzuyu mu emanet etmiş olduk? Ha? Yazıklar olsun. Baba affet, köpeğinim. Kötü köpek sürüye kurt getirir. Ulan mahalledeki huzur battı mı ki dışarıdan huzursuzluk getiriyorsunuz ha? Alemin eli değneklisi siz misiniz be? Bakın bundan sonra bir daha kavgaya karıştığınızı duyarsam hepinizi eşek sudan gelinceye kadar döverim. Emir telakki ederiz. Hele sen. Bir daha elini bir fiske dahi vurmak için kaldırdığını duyarsam elini kırarım. Babacığım tövbe. Kaldırırsam kır. Hadi.
Yıkın karşımı. Babacığım, bari irtibatı koparmayalım. Koparmayın. Sakın koparmayın. Sen de ulan. Tamam ustacığım, koparmayız. Selamünaleyküm Vefa baba. Aleykümselam. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Aga, Moskova önlerinde kalmıştık. Sen hala orada mısın ulan kıl? 200 sene geçti. Millet aya çıktı be. Ulan taarruz keçisi. Ne dikiliyorsun orada sen de kıl gibi? Ha? İlle söylemek mi lazım? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Kakakakale, kakale, kalinka. Kakakakale, kakale. Diye haykırdı Napolyon. İki dakika bir şey düşünüyoruz şurada. Dedi bir anda Moskova'yı, Kremlin Sarayı'nı, St. Petersburg Meydanı'nı görüp kendinden geçen ve tüm askeri disiplinini kaybeden 606 bin kişilik ordusuna. Susun dedi. Kardeşlerim, tüm teçhizatıyla, topuyla, tüfeğiyle, yedi düvel, dört kıtadan evşirdiği askerleriyle Moskova'yı çepeçevre kuşatan Napolyon dizlerinin ortasına kadar kara gömülmüş bir vaziyette vuruyordu Potka'nın anzorotun dibine ve haykırıyordu. Ulan Moskova, ulan Moskova, kime nasip olmuş seni indirmek? Ne İskender'i ne Hitler'i alamamış ama ben seni avuçlarımın içinde çıtır çıtır eziyorum. Üzerime Rasputin'i de gönderseniz, Petrovic'i de salsanız, Ivanchevic'i de uçursanız, yatağıma Katerina'yı da soksanız, pençelerimden kurtulamazsınız. Diyor, diyor ama yanılıyor. Akabinde ve detayında Moskova işlerine kadar giren ordu bir anda zafer sarhoşluğu içerisinde yağmaya başlıyor. Gözü dönen Fransız lejyonerler en güzel, yüzüne bakmaya bile doyamayacağın cirlop gibi yumurta sarısı, buğday beyazı, sülün gibi Rus matruşkalara gelin size özgürlüğünüzü vereceğiz diye 100 doları yapıştırıyor. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan çirkin emellerine alet ve hatta edevat ediyorlardı. İşte Rusya'daki ahlaki çöküntü ta o zamanlardan başlamıştır. Oy 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 oy. Kardeşlerim, bütün bunlar olup biterken Moskova'nın avuçlarının içinden yavaş yavaş kayıp gittiğini gören Napolyon, maksat gayesine ulaşamayacağını anlıyor. Elleri kolları bağlı bir şekilde karların içinde donmamak için oraya geçiyordu. Çekilin dedi ama ordu çekilemedi. Kendilerini bu zevkten, bu şehvetten çekemediler. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan her türlü sapıklığı işlemeye devam edip ilahi adalet mekanizmalarını kökünden sarsıp unuttukları Rablerinin gazabına ve afetine, tufanına uğradılar. Çarlar, çariçeler, baroniçeler, patroniçeler Kremlin Sarayı'nın penceresine çıkmış ellerinde akordiyonla Napolyon'un bu haline düdük öttürüyorlardı. Para, para, para diye 72,5 milletten parayla topladığı askerlerin kırılışına kahkahalarla gülüyorlardı. Tabii kırılacaklardı kardeşim. Çünkü kalp kırdılar. Garibin, yetimin, acın, fukaranın kanını beyaz karların üzerine akıttılar. Sonra da üstüne üstlük karnından yapıp havuç burun taktılar. Hadi be. Şerefsizler. Sizin kalabınıza. 60 bin askerini bavul ticaretinde kaybeden, 60 binini manitaların koynuna kurban eden, 60 binini Ebola ve muadili virüslere telef eden,
geri kalanını yollarda, karların içerisinde heba eden Napolyon bir an döndü ve para, para, para. Allah belanı versin para. Sürüm sürüm sürünesin, kayalara gelesin para. Dedi ama iş işten geçti. Bunu önceden söyleyecekti. İşte bu Moskova hezimeti Fransız rüyasının ve öpücüğünün sonu oldu. O mağrur, para içerisinde yüzen, dünyaya hükmeden acımasız yer cücesi, beş parasız, saçı sakalı birbirine karışmış, kıçında donu, boynunda kravatı kalmamış bir vaziyette, Elbe Adası'nda kafayı çizip karıncalara at yarışı, sineklere helikopter dalışı öğretmeye başladı. En sonunda da cazdağı çekti, defoldu gitti. Dünya yeni belalara gark olmak için bir belasından daha kurtulmuş oldu. Ateşi serin, yattığı yer gelin olsun. Amin. Peki aga, Josefine ne oldu? Sen hala orada mısın lan kıl? Ne olacak? Beş parasız, şanssız, şöhretsiz bir erkeği karı ne yapsın? Taktı takıştırdı, Gorbaçov'a kaçtı. Nerede kaldı bu başarılı partinin mimarı? Bekle bekle, burada kız kulesi olduk. Ay, evlenince de mi bu adam Herodot Cevdet dinlemeye gidecek? Aa, istemem ben öyle kocamın her gece kahveye mahveye gidip el alemi dinlemesine. Abla, bakıyorum ki burada tek göz açılan Süha değil. Herhalde. Ay, ne öyle tek dişi kalmış canavar gibi korkunç korkunç konuşuyorsunuz? Heyecanlı mısın Şale, korkup gelecek diye? Niye heyecanlanayım? Geleceği varsa? Göreceği de var. Ah, anne, yaşlılık heyeti geldi. Yanlış adres, burası bizim evimiz. Olur mu canım öyle şey? Daha demin bizim evimizde. Şakası bile hoş değil. Sonur, aç kapıyı. Sonur, açsana kapıyı. Akşam akşam insanları bekletme ya. Ama yüz görümlü isterim. Hem de beşi bir yerde. Parti, sürpriz. Hoş geldiniz. Mehpare, sürpriz, çiçek aldım. Ay. Aa, yüzüne ne oldu Süha? Yok bir şey Mehpare, görüyorum. Sadece geçici morluk oldu. Bunlar senin için Sonay. Teşekkür ederim. O gün kucağında bırakınca çiçekleri içimde kalmıştı. Bak, sana ne aldım lan Jale? Eski günlerin hatırına. Bahçe çiçeği mi bunlar? Yoksa hazır mı aldın? Hazır almışımdır. Sağ ol. Songül, sana gül. Oo. Sana da gül gibi bahya. Boyunuz iki kalmasın diye aldım. Seni çok gül. Beni kazanama seni. Seni yere bakan Don Juan. Sıra gelmeyin be. Gel be. Utanmadan çiçek almış bize. Hak ettin. Gelmeyin be. Uyanıyorum, gelmeyin be. Şşş, huylanma lan Bican. Bu huylanma huyu nereden çıktı lan? Allah Allah! Dostlarım, bu en güzel bir gün. Sizi bir gördüm, bir gördüm. Hepinizi bir arada gördüm. Hepiniz hoş geldiniz. Ay! Bravo! Yaza şu düğünü yapalım Ayhan Hanımcığım. Daha fazla bekletmeye gelmez. Bana bak, ateşle barut daha fazla yan yana durmasın. Doğru söylüyorsun Nezaket Hanım. Gerçi çocuklarımıza itimadımız tam. Ama milletin abdestini bozmamak lazım. Şöyleydi, böyleydi de dedirtmemek lazım. Bana bak, birbirimizden alasını mı bulacağız ayol? Sokakta yan yana salındık mıydı? Ay, dünürümle iftar ediyorum doğrusu. Bir mukabele şekerim, bir mukabele. Allah gönlümüze göre verdi çok şükür. Herkes bizim gibi şanslı mı? Bak, Celali Bey'e karısını kesmiş diyorlar. Ayol, çoluk çocuğumuzla beraber dolaştırıyoruz. Merak etme, merak etme. Onun ipleri Nusret Bey'in elinde. Kimseye bir zararı olmaz. Ama tabii, yani şeytan dürtmesin. Bu adama varan kadın yandı. Her gün kelle koltukta. Ayol, çekilir hayat mı bu? Aman, boş ver. Bize ne canım? Kör atın kör alıcısı olur. Ay, kör deme hatun, kör deme. Ay, içim bir tuhaf oldu.
Ay Nezaket Hanım, aman al 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 bir yudum su iç. Of of. Ben ne zaman akıllanacağım? Zor. Akıl mı kaldı? Kadınlar insanda akıl mı bırakıyor? Bırakmaz. Babanın yüzüne bakacak hal de kalmadı. Halbuki o bizi nereden çekip kurtardı? Ben neler yapıyorum? Düpedüz eşeklik. Ağzına sağlık. Eşeklik değil, hayvanlık. Bir tarafta baba, öbür tarafta seninki. Neye üzüleceğim, neyi kafaya takacağım şaşırdım. Bir de bu butik işi çıktı. Hey yarın. Ne işi var kadın kısmının sokakta, ticarette? Tek sana söylüyorum. Artık kıskanıyorum. Ölümden öte köy yok. Var. Tahtalı köy. Ha? Kafamın tahtası attı. Gidip konuşacağım. Bu saatte amelilerin başında kadının madının demeden iş yapmalar. Hayır. Birisi ters bakacak, katil olacak. Olmazsın. İşte ben onun için gidip ikaz edip geleyim. Aman babaya söyleme. İrtibatı koparır. Kafanı koparır. Koparsın. Ben onun köpeğiyim. Kafanı şişirdin. Hakkını helal et. Ben gideyim. Kuytulara dikkat et. Eyvallah. Gök gürlüyor, hava bulutlu. Ah be Nusret Efendi. Tam da elini kaldırma diyeceğin gününü buldum. Lan kirli. Harbiden bak. Bu şüphe içimizi böyle bir timsah gibi kemireceğine. Artı gidip sağda solda öyle dayak yiyip patates köfte olacağımıza. Bu işin bir çözümü var. Şipşak diye bir çözümü var. Neymiş çocuğum? Bu gamsız Celal'i polise ihbar ettik mi, hani bir numara varsa şık diye ortaya çıkar kardeşim. Bak Cengiz, ben seninle karakola marakola gelemem. Hadi geldik diyelim, içeri giremem. Girsem bile ihbar yapmam. Çünkü muhbirlerden hoşlanmam. Lan bulaşık, ne karakolu? Artık... Alo polis diye bir hat var. Arıyorsun telefonla, karşına polis çıkıyor. Şak söylüyorsun, eğer bir numara varsa şık diye ortaya çıkıyor. Bak Cengiz, sen ne yaparsan yap, sana karışmam. Yani hür iradem var. Ama ve bu işten ben yardım ya da yataklık hesabına içeri düşersem... ...şunu bil ve kafana kazı ki seni hiçbir kuğusu ağzı elimden alamaz. Lan bulaşık. Sen de ne akıyorsun ne kokuyorsun be. Neyse, ben gidip şu polise ihbar vazifemi yerine getireyim. Sonra geleyim. Hadi görüş. Madem bir zemzeklik yapıyorsun, çeneni sıkı tut da kimse duymasın. Ya öyle mi? İftiracı şerefsiz. Püh. Muhbir şerefsiz. Ayol ne oluyor size? Başımıza zap diye kesildiniz. Ben onu dokuzu anlamam. Bu iş size yakışmıyor. Gidin evinize efendi efendi oturun. Sizin aklınıza da kim girmişse benden ona selam söyleyin. Benim ne aklı ne nasihate ihtiyacım yok. Böyle karşıma dikilmiş modası geçmiş fikirlerinizi söyleyerek ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Tamam. İçine düştüğünüz bu tehlikeden sizi kurtarmaya çalışıyorum. Suç mu kardeşim? Gidin evinize, oturun. Ben sizi nasıl tahmin etmiştim, siz nasıl çıktınız?
Lütfen beni yalnız bırakın. Aklınıza ihtiyacım yok. Ben Türkçe konuşmuyor muyum ha? Yürü evine diyorsun. Yürü diyorum sen. Bırak kolumu. Bu yaşıma kadar namusumla yaşamışım. Bundan sonra da yaşamasını bilirim. Kimseye boyun eğecek değilim. Hep surat asıyor, hep kızıyorsun. Ne olursun güller gibi gülümse. Seninle mutluluk en güzel bir şey. Bir an önce evlenelim mümkünse. İlk yüzüm hayırlı uğurlu olsun. Canımsın ya. Sen de benim canımsın Mehpare. Canımsın, cananımsın. Bir gün olsun. Benim için böyle bir şiir yazmadım. Bak, el alem nasıl okuyor. Kim söylemiş şiir yazmadım lan Cale? Kim olacak ben? Sana bir şiir okuyayım da gör lan Cale. Ben malta girmemiş hayvan değil. Sen düşürdün beni bu garip hale. Seni deli gibi sevmekten başka günahım, kusurum var mı lan Cale? fena da değil. Kafiyeli de olmuş. Sen beni ne zannediyorsun lan Cale? Ben senin için dünyaları bile yazarım lan. Öyle yazardım eskiden olsa. Hadi gel dans edelim de adet yerini bulsun lan. Adetin yeri mi şimdi Korkut? Sakın ayağıma basma. Sonra kırarsın, üzülürsün. Aman! Çok sıkıcılar. Ne zevk alırlar böyle balerin gibi dans etmekten, dönmekten. Hakikaten Sonur, ne zevk alırlar. Ben de sevmem böyle sulu şeyleri. Sevsinler. İşte bunu yapmayacak. Sakın aklından geçirme. Çıkarıyorsunuz bu parti martı şeyleri. Canım ne var bunda, yabancı değil ki. Çocuğun gözleri daha yeni açıldı. Nezaket Hanım içeride. Yavaş. Gecenin bu vakti nasıl dönecekler ha? Kim bırakacak? El alem bizi tefe koyup çalsınlar değil mi çıkarıyorsunuz bunları? Özür dilerim bey, ben öyle düşünmemiştim. Boşluğuma geldi. Sen böyle yaparsan çocuklar ne yapmaz hanım? Bütün bunlar bizim oğlanın hatta halt etmeleri. Gördün mü? Keşke gözlerim açılmasaydı da ayakları kırılmasaydı Mehpare. Oh, ay canım, canım çok acıyor. Allah canımı alsa da kurtulsam. Of lan bir can. Lan bir can, bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Git gez helallik al. Gittin lan sen. Öldün oğlum sen. Abi ben ne yaptım acıyor ya? Bunlar benim suratıma sürdü. Ben de görmeden yattım. Süper bir geceydi ya. Uzun zamandır böyle eğlenmemiştim. Ay inşallah ablamın ayağında ciddi bir şey olmamıştır. Korkudan karılarla mı dolaşıyorsunuz lan züppeler? Cale! Gafil yakalayıp saldırmak nasıl oluyormuş görün bakalım. Hey ulan! Eşkıya mısınız lan siz? Elini kıpırdatanın kemiklerini kırarım. Ah lan Necibe. Sen babaya dua et. Elimi kaldırmayacağım dedim bir kere. Yoksa kıyar mıyım ben sana be?
Şehadet getir ki selanı versinler Celal. Bittin sen!